55 yaşındaki Ayşe Günay, babasından kalan kıraathaneyi restore ederek kadın kahvesine çevirdi. Elazığ'da bir ilk olan kadın kahvesine erkekler değil, sadece kadınlar gelip oturabiliyor. Elazığlı 55 yaşındaki Ayşe Günay, önlüğü taktı, babasından kendisine miras bırakılan köy kahvesinin başına geçti. Babasından geriye kalan kahvenin çürümesine gönlü razı gelmeyince sıra dışı bir işe imza atan Ayşe Günay, yıllardır erkek kahvesi olarak kullanılan kahveyi kadın kahvesine çevirdi. Emekli olup geldikten sonra baba yadigar, daha önce babam burayı erkek kahvesi olarak çalıştırıyordu. Biz buranın ekmeğiyle büyüdük. Üç öğretmen, biraz subay, bir de beni yetiştirdi. Ama iki yetiştirmiş, onun dumanını ben tüttürüyorum. Emekli olup geldikten sonra eski düzenini bozduk. Biraz tadilatla şeyle, eskiden erkek kıraathanesiydi. Şu an bayan kıraathanesine dönüştürdük. Bir farkındalık yaratalım dedik. Köylülerimiz de memnun, ben de çok memnunum. Güzel eğleniyoruz, eğlenceli geçiyor. Günün nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Hal köyündeki kadınların boş vakitlerinde zaman geçirdiği kadınlar kıraathanesine ise erkekler giremiyor. Okeyimizi oynuyoruz, eğleniyoruz, yemeğimizi yiyoruz, yeri geliyor toplanıp çok güzel vakit geçiriyoruz. Bilmiyorum başka köylerde var mıdır veya farklı bir şey var mıdır ama biz köyümüzün bu şeklinden çok memnunuz. Herkes çok memnun. Başka köylerden ziyaretimize geliyorlar. Elazığ'dan işte Hal köyünde kadın kıraathanesi varmış. Özel merak ettik, geldik falan diye. Ailece gelenler oluyor artık. Akşamları falan Elazığ'da sıkılan. Başka illerden, Bursa'dan falan ismini duyup gelen var yani. Memleket Elazığ olup dışarıda yaşıyor. Ama geldiği zaman ya işte bir Hal köyü varmış, biz oraya götürün falan diyenler var. Biz çok memnunuz bu halinden. Çok böyle dışarıya da açılmak istemedik. Kendi halimize, kendi içimizde. Çünkü hepimiz birbirimize akrabayız yani. Erkek de gelse sıkıntı yok ama biz özellikle farkındalık olsun diye kadın kahvesi haline dönüştük. Kadın kıraathanesi haline. Kadınlar bir yandan çay ve kahvelerini yudumluyor, bir yandan da okey ve tavla oynayarak vakit geçiriyor. Şaşırma değil, bizim köyün doğal hali zaten. Normalde rahat ve modern bir köydür. Ayşe Hanım'ın da burayı açması zaten bizi çok mutlu etti. Bizim en mutlu olduğumuz yer burası. Yazları tatile geldiğimiz zaman zaman geçirdiğimiz, rahat davranabildiğimiz yerlerden biri. Burası genelde aile yeri diyelim biz buraya. Yani bizi aileyiz. Burada bir bütünüz bayanlarla. Zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz zaten. Ve çok da mutluyuz. Neler yapıyoruz? Okey oynuyoruz. Sırası geliyor bir piknik yapıyoruz. Eğlence düzenliyoruz. Kendi aramızda. Sırası geliyor teybe atıyoruz, halay çekiyoruz. Yani her türlü etkinlikleri burada yapıyoruz. Duyanlar biz resim atıyoruz, paylaşıyoruz. Gelelim ne olur, neresi burası diye herkes merak içinde. Arkadaşlarımız, şehir dışındakiler. Çok özel bir yer. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz rahatlıkta. Ayşe Hanım'ın kahvesi, kendisinin de bize karşı o kadar hani evimiz gibi hissetmemiz. Yeri geliyor oyuna oturuyor. Kahve otomatikte diyor. Gidiyoruz kendi çayımızı kendimiz alıyoruz. Kahvemizi kendimiz yapıyoruz. O da dağıtsın kafayı. Birbirimize eğlenceli sohbetler, muhabbet gece yarılarına kadar. O kadar eğlenceli ki yani ertesi akşam ne yapacağız, kaçta gideceğiz diye çabuk çabuk gelip oturuyoruz her şekilde. Evet, onlar kendileri, kahveleri ayrı. Kimse kimseye karışmıyor. Yeri geliyor erkekler bizden önce eve gidiyorlar. Biz daha geç gidiyoruz. Ve kendileri şey diyorlar. Allah Allah, tam tersine döndü. Normalde erkekler geç gider. Ama o kadar huzurluyuz ki burada her türlü etkinlik yapılıyor. Herkesin dikkatini çeken kadın kahvesinin misafirleri her geçen gün artarak devam ediyor. Çok güzel. Onlar bizi almıyorlardı yukarıda kahve. Biz de onları almıyoruz şimdi. Antalya'dan geliyorum. Merak ediyordum bu köyü. Eşim Halköylü. Anlatıyordu daha öncelerde. Eşimin arkadaşları, görümcelerim, eltilerim fotoğraf paylaşıyordu. Kadınlar kahvesi nasıl olur diyordum. Antalya'da kadınlar kahvesi hiç görmedim. Geldim, gördüm. Çok güzel. Burada yeri geliniyor. Eğlenceler oluyor. Okeyler oynanıyor. Çay, kahve, muhabbet, bayanlar toplaşıyor, şu saatte gelelim,
sohbet edelim, eğlence yapalım, halay çekelim, müzikler açılıyor, eğleniliyor. Hakikaten güzel bir yer.